Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde diziler konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım dizilere. Başlığımızı yazalım. Diziler. Öncelikle arkadaşlar dizinin tanımını yaparak başlayalım dizilere. Tanım diyelim. Tanım kümesi. En üzeri artı yani sayma sayıları kümesi olan her fonksiyona dizi denir arkadaşlar. Yani bir ifadenin dizi olabilmesi için bir fonksiyonun tanım kümesinin sayma sayıları kümesi olması lazım. Önemli nokta bu arkadaşlar. Örneğin f bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon sayma sayılarından herhangi bir kümeye, x kümesi olsun, tanımlandığı takdirde buna ne diyoruz arkadaşlar biz? Bu bir dizidir diyebiliriz. Diziler değer kümelerine göre adlandırılır. Örneğin kümemiz sayma sayılarından doğal sayılara tanımlanmış olursa bu doğal sayı dizisi olur. Eğer fonksiyonumuz sayma sayılarından reel sayılara tanımlanmış olursa bu o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Reel sayı dizisi olacaktır. Genellikle zaten doğal sayı dizileri ve reel sayı dizileriyle biz işlemler yapacağız ve onların üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir fonksiyonun tanım kümesinin sayma sayısı olması durumunda fonksiyonumuz nasıl bir durum alıyor ona bir bakalım. Örneğin fonksiyonumuz fn olsun arkadaşlar. Burada n ne olmalı? Çünkü tanım kümesinin elemanları nereden alınmalı arkadaşlar? Sayma sayıları kümesinden. O zaman n eleman sayma sayıları kümesi. Fn diyelim fonksiyonumuza. Değişkenimiz n burada. An olsun. Şimdi burada arkadaşlar genelde gösterimlerimizde karşımıza an ifadesi gelecek. Yani an ifadesi bazı durumlarda dizinin tamamını ifade edecek. Bazen de sadece n'inci terimi ifade edecek. Fn de n yerine 1 yazacak olursak n eşittir 1 için f1 olacaktır. O da ne eşit olacaktır arkadaşlar? A1'e. Yani n gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. N yerine 2 yazarsak f2 ne olacaktır arkadaşlar? A2 olacaktır. Böyle devam edip gittiğimiz takdirde n için fn ne olacaktır arkadaşlar? An'e karşılık gelecektir. Yani fonksiyonda n yerine yazdığımız her sayma sayısı için fonksiyonun aldığı değer o dizinin bir terimini bize verecektir arkadaşlar. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim diye devam edip gidecek. Bunları bir de sıralı şekilde yazalım. An'i eğer parantez içinde yazarsak arkadaşlar bu bize diziyi ifade edecek. Yani dizinin tamamını ifade edecek. Eğer an parantez içinde yazılmazsa arkadaşlar bu dizinin n'inci terimini ifade edecek bize. Yani bize an ifadesi verildiğinde tamamını ifade edebilmemiz için parantez içine almak durumundayız. Örneğin an eşittir 2n artı 5 dedi. Bu ne olacak arkadaşlar? Hatta şunu da parantez içine yazarsak iyi olur. An dizisi 2n artı 5 şeklinde bir dizidir diyebiliriz. Ama mesela A3 dersek arkadaşlar bu ne olacaktır? Diyelim ki 5 olsun bu dizinin 3. terimi. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3. terimden bahsediyor olacağız. Ya da AN diye sadece ifade edersek bu dizinin n'inci terimi hangi terimse? Mesela N yerine 5 yazarsak 5 olur, 10 yazarsak 10 olur. O terimi bize verdiğini göstermiş olacak. Aynı terimleri sırasıyla yazdığımız zaman şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. A1 birinci terim, A2 ikinci terim, A3 üçüncü terim, A4 bu şekilde gidecek. AN'e tabii gelebilir ama sonsuza kadar giden sonsuz terimli diziler olabileceği için o yüzden AN'de her zaman bırakmak zorunda değiliz. Yani diziler bazen sonsuz elemandan oluşabilir burada olduğu gibi ya da
Diziyi şöyle yazabiliriz. O da BN olsun mesela. A1, A2, nokta nokta, AN şeklinde. Eğer AN de bitiyorsa bu nedir arkadaşlar? Bu dizinin sonlu bir dizi olduğunu ortaya koymuş oluruz. Yani bu sonsuz dizi. Bu ise sonlu dizidir diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat edecek olursak arkadaşlar, tabi burada BN dediğimiz için terimlerini B1, B2 diye ifade edersek daha doğru olacak arkadaşlar. BN dizisinin terimleri B1, B2, BN şeklinde devam edip gidiyor. Şimdi önemli olan nokta şu. N yerine dikkat edersek arkadaşlar ne geliyor sadece? Sayma sayıları geliyor. Yani N yerine getirip de eksi 3 koyamayız. Ya da N yerine 1 bölü 2 ya da 5 bölü 2 koyamayız. Neden? Çünkü buradaki N verilen ifadede değer bulmaya yarayacağı gibi terimlerin numaralarını da ifade ediyor. Yani birinci terim, ikinci terim, üçüncü, dördüncü, n'inci, n artı birinci, yedinci bir şekilde terimin numarasını da verdiği için o zaman 1,5 veya 5 bölü ikinci terim diye bir terim kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Ya da bir dizinin eksi yedinci terimi diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Yani n yerine her zaman sayma sayıları gelmek zorundadır. Ama A1'in değer olarak değeri eksi 3 olabilir. Ya da A2'nin değeri 1 bölü 2 olabilir. Terimin kendisi 1 bölü 2, eksi 3 gibi değerler alabilir. Ama numarası kesinlikle ne olmak zorunda arkadaşlar? Yani n her zaman sayma sayısı olmak zorunda. Kesinlikle n'e sayma sayısı dışında bir değer vermiyoruz arkadaşlar. AN ile ifade ettiğimizde bir diziyi, bu parantez içine yazdığımız bu ifade dizinin genel terimi olacak arkadaşlar. Yani AN dizisinin genel terimi şudur dediği zaman o dizinin en genel ifadesini bize vermiş olacak. Örneğin az önce biraz benzer ifadeler yazmıştık. Örneğin AN eşittir N artı 1 dizisinin genel terimi N artı 1'dir arkadaşlar. Ya da AN eşittir N eksi 3 bölü 2N artı 1. Bu da bir dizinin genel terimidir diyebiliriz. Ama tabii ki her gördüğümüz N'li ifade bir dizi belirtecek diye bir kural yok arkadaşlar. Yani bazen verilen ifadelerin dizi belirtmediği durumlar da ortaya çıkabilir. Bunlar nelerdir? Şimdi kısaca onları bir görelim arkadaşlar. Örneğin AN diye bir ifade verilmiş olsun. Dizi olup olmadığını biliyoruz. N eksi 3 bölü N eksi 2. Acaba bir dizinin genel terimi olabilir mi? Bunu inceleyelim. Hemen AN'in terimlerini tek tek bulmaya başlayalım. AN'in birinci terimi N eşittir 1 için A1 olacaktır. N yerine 1 yazarsak 1 eksi 3 bölü 1 eksi 2. O da eksi 2 bölü eksi 1'den 2'ye eşit oldu. Yani A1 eşittir 2 olarak bulduk. N eşittir 2 için A2 terimini buluyoruz şimdi. Bakalım bulabilecek miyiz? N yerine 2 yazarsak 2 eksi 3 bölü 2 eksi 2. Ne çıktı arkadaşlar? Eksi 1 bölü 0 çıktı. Biz biliyoruz ki bir rasyonel ifadede payda 0 ise burada ne vardır arkadaşlar? Belirsizlik vardır. Dolayısıyla bu verilen ifadede n eşittir 2 için ne var arkadaşlar? Belirsizlik var. N eşittir 2 için A2 belirsiz. Diziyi şöyle düşünecek olursak, bir zincir gibi düşünecek olursak, bu zincirin halkalarından bir tanesi bile koparsa artık o zincir bizim işimize yaramaz arkadaşlar. O artık kopuk bir zincir olur. Bizim istediğimiz şekilde bir dizi oluşturmayacaktır. Arda arda gelen terimler birbirini takip etmiş olmayacaktır. Yani bu dizi A1 var, A2 yok. O zaman bu dizide yok arkadaşlar. Bu ifade bir dizinin genel terimi olamaz diyeceğiz. Ama her sıfır yapan değer için veya paydayı sıfır yapan bir değer bulduğumuz zaman bu bir dizi değildir diyemeyiz arkadaşlar. Tanımsız yapan, yani paydayı sıfır yapan değerin ne olması gerekiyor? Sayma sayısı olması gerekiyor. Eğer sayma sayısı değilse bizim için hiçbir problem yok. Örneğin AN eşittir 2N bölü
N artı 1. Acaba bu bir dizinin genel terimi olabilir mi diye bakalım. Şimdi paydayı sıfır yapacak olursak N artı 1 eşittir sıfırsa N ne olacaktır? Eksi 1. Ha, N eşittir eksi 1 için bu bir belirsizlik ortaya